Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Bugün 16. yüzyıla kadar adı bile anılmayan, 16. yüzyılda bir anda ortaya çıkan, yaratıcıları tarafından meleklerin dili olarak iddia edilen, meleklerden alınan bilgilerle yazıldığı iddia edilen ve hatta Adem'e öğretilen ilk dil olduğu iddia edilen Enochian alfabesinden konuşacağız. Kiminle? Elif Ergöz'e, kıymetli hocam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sırrı dili Enochian alfabesi ve yanlış ellerle adeta bir silah. Enochian alfabesi nedir? Bu dil ne işe yarar? Kim nasıl kullanılır? Biz size sormak isterim. Çok değişik bir konu. Çok teşekkür ederim. Gerçekten harika konular seçiyorsunuz. Ben de çok mutlulukla anlatıyorum. 16. yüzyıl tabii Rönesans'ın bir hazırlık dönemi, işte karanlık orta çağa karşı bir ayağa kalkış dönemi ve böyle dönemlerde herkes bir arayış halindedir. Aslında benzer dönemler yaşıyor şu anda. Herkes bir arayış halinde. Onun için hani çok da uzak değil bizden. 16. yüzyılda irtibat kurmaya çalışmışlar göklerde. Bunu kim yapmış? Bunu Dr. John Dee adından bir astronom, matematikçi, bir sürü başka yetenekleri de var. Eski kadim bilgileri araştırıyor. Çünkü dogmatik bir din var, baskı yapan, işte ruhban sınıfı var, işte bilgiyi kendine saklıyor, paylaşmıyor. Öte yandan da daha kadim bilgiler arayan bir kitle yok belki hani ama birkaç kişi var. Çok bilim insanı olan, 16. yüzyılın bilim insanı diyebileceğimiz insanlar arıyor. Hatta Dr. John Dee sonra Kraliçe 1. Elizabeth'in danışmanı oluyor. Donanma mesela yapıyorlar. Hani gemiler yapıyorlar. O fikirleri getiriyor adam. Yani çok önemli fikirleri aslında dünyanın kaderini de kazandırmış bir adam. Sadece bir Enochian dili bağlamında konuşuyoruz belki ama daha kapsamlı. Enochian dilini getiren adam evet. Aynı zamanda dünyaya çok değişik buluşları da hediye ediyor. Aynen öyle. Bir gözlemci, bilim insanı, fikir insanı. Hani Kraliçe de onu boşu boşuna herhalde almadı danışman olarak ve çok da güzel. Yani İngiltere'nin aslında şu andaki yani günümüz egemenliğindeki yeri biraz da böyle şeylere dayanıyor. Okült bilgilere de dayanıyor. Doğrusu isterse. İngiltere'nin altındaki gücü okültizme dayanıyor. Evet. Evet. Yani bilgiye dayanıyor daha doğrusu. Hani kapalı olan, dışarıya verilmeyen bilgiye. O bilgi bizde kalsın, biz kullanalım, biz güçlenelim. Düzgün kullanan bunu alır ve ilerler. Her zaman böyledir. Şöyle ki, John Dee böyle bir şey düşünüyor. Hatta önce bir irtibatı oluyor. Melek Uriel'in onu ziyaret ettiği söylenir. Böyle odanın içine ışık doluyor. O da diyor ki ben bir yerden bir şey bulmak zorundayım. Fakat deniyor bir türlü bağlantı kuramıyor yukarıyla. Ne yapıyor? Ben diyor medium bulmak zorundayım. Bu aracılığı yapacak birini bulmak zorundayım. Görsel bir bağlantısı var ama bunun ne olduğunu anlayabilmesi için bir mediumla mı çalışıyor? Evet, mediumla çalışmak istiyor. Medium arayışları oluyor. Bu sırada Edward Kelly ile tanışıyor. Edward Kelly 7 yıl boyunca John Dee ile birlikte çalışıyor ve meleklerle bağlantı kurarak onların dilini dünyaya indiriyorlar beraber. Önce bir tane harf matrisi yapıyorlar. 49x49'luk böyle bir kare düşün, matris şeklinde. O harf dizinini yapıyorlar. Yani 2401 harf var bu şeyde alfabede ve her seansta, her celse seansında John Dee not tutuyor, Edward Kelly bağlantıda anlatıyor. Ama nasıl anlatıyor? Harfe dokunuyor bir sopayla. Harfler aracılığıyla John Dee'ye meleklerin lisanında celse notları yazdırıyorlar. Bu lisan biraz şeye benziyor işte Aramice, yani eski İbranice, Latince var biraz eski Yunanca kökeni var. Ve biraz belki Almanca, Nordik bir lisan şeyi var. Hani ses öyle geliyor. Ben biraz çalıştım bu konuda ama hani çok da dile getirmek istemiyorum. Hani deme bana şimdi Enochian'ca bir şey söyle diye. Çünkü
tehlikeli değil ama hani yanlış şeylere gidip yanlış yerlerde kullanıldığında bir silah demiştim. Evet. Gerçekten bir silah dönüşüyor. Evet. Yani insanların maji ve büyü yapması yaparken kullandıkları bir dil. Tabii. Şimdi şöyle, kadim diller aslında göklere ait dillerdir ve sen bir çocuğun eline atom bombası verebilir misin? Yani veremezsin. Sonuçta bir büyümesi gerekiyor birinin bir zor bir şeyi kullanması için. Atom enerjisi verebilir misin demem gerekiyordu doğrusu istersen. Kadim bilgileri emanet edebilecek bir insanlık yok şu anda, yetişmiş anlamda. Ne bilinç var ne vicdan var. Yani bir bilgi verdiği zaman bunu kötüye kullanmaları her zaman çok daha olası. Onun için insanlığı yetiştiriş planı alıyorlar. Çeşitli programlarda ki dinler de bir yetiştirme programıdır. İnsanlığı yetiştirmeye çalışıyorlar. İşte bu kadar yetişti. Öyle diyelim. Bu kadar yetişti. Daha da tabii ağır programlar gelecektir. Bu kadar kafamız eğer kuma gömüp de aklımız başımıza gelmemeye devam edersek. O yüzden bu dillerin ya da işte kadim kitapların gündeme getirilmesi benim hoşuma gidiyor. Çünkü biz aslında nereye gidebileceğimizi görüyoruz bu şeyle, analiz sonucunda. Enochian dili, Sefer Raziel diye bir şey var. Melek Raziel'in Kutsal Bilgi Kitabı adında bir kitap var. Bu kitabın aslında lisanı olduğu söyleniyor, iddia ediliyor. Ve Raziel'in 5 tane kitabı var. 5 tane kitap zaman içerisinde kayboluyor. Bu kitapların içinde ne var diyecek olursan işte maji var, sen büyü dediğimiz durum var. Fakat bu ille de karanlık olması gerekmiyor. Maji bir güçtür sonuçta. Sen onu karanlık için kullanırsan karanlık olur. Ama bilgidir, yani öyle bir bilgi setidir. İşte dualar var, gök bilgileri var, hangi yıldız nerededir, ne yapar, fonksiyonu nedir. Bütün bu aslında insanların kolektif bilinçaltında olan bilgilerin hepsi var burada. Bu kitabı Adem'e veriyor ki, hani cennetten kovulma hikayesi var ya, aslında cennetten kovulmuyor, görevli olarak gönderiliyor. Yani bu bir benzetme, çünkü daha yüksek bir yerden daha aşağı bir yere gönderiliyor Adem. Ama bu görevli olarak gönderilmesi anlamındadır, kovulma değildir. Bunu da isterseniz güncelleyelim bilgi olarak. Ve Adem'e burada ne yapacağına dair bir el kitabı aslında. Hani biz bunlara kutsallık atfediyoruz ama bence hem her şey kutsal hem hiçbir şey kutsal değil. Yani bilgi bilgi çünkü. Nihayetinde bu bilgiler zaman içerisinde tabii kayboluyor. Raziel kitabı, Sefer Raziel kitabından bilgiler. Kimisi Kabala'ya entegre oluyor. Kimisi Tevrat'a, kimisi Kur'an'da var. Öyle diyelim. Ama bu kadim bilgiler zaman içerisinde tabii birilerinin eline de geçiyor kısmen. Mesela Enoch'un kitabı Raziel'in kitabına dayanan bir kitaptır. Dünyadaki işte dejenerasyon başlıyor. Bu kitapların yanlış yorumlanması, işte doğruya kullanılmaması ya da şöyle bir şey oluyor. Bilgiyi ele geçiren bunu güç elde etmek için kullanıyor. Aslında şu anda da oluyor. Bir ruhban sınıfı oluşuyor o bilginin etrafından. Bilginin frekansını içiyorlar, güçleniyorlar. Bir şeyler elde ediyorlar ve bu bilgiyi sadece kendilerine saklamaya çalışıp dışarıya vermemeye çalışıyorlar. İşte ruhban sınıfları böyle oluşuyor. Bu hem ezoterik örgütlerde de var, dinlerde de var. Maalesef evrensel ruhban sınıfları da var. Hani insanları topluyorlar ve o insanlara başka şeyler verip aslında kendileri başka bir bilgiyi kullanıyorlar. Hani kimse üstüne alınmasa ama dünyadan bahsediyorum. Bunların önüne geçilmesi gerekiyor. O yüzden bilginin herkese eşit, adil ve yaygın bir şekilde iletilmesi gerekiyor. Melek alfabesi denirken bunu aslında göksel planla iletişim kurmak için kullanılan bir dil. Tabii. Öyle mi anlamadınız? Yani mistik tabii. Bir iletişim yolu mu Melek alfabesi? Aslında yukarıdaki kadronun aşağıdaki kadroyla iletişim kurma biçimi. Yukarıda bir harf kadrosu vardır. Yani
yukarıda daha çok harf vardır. Daha çok kelime haznesi vardır. Biz onun belki küçücük bir parçasını algılayabilecek durumdayız. Fakat o iz düşümlerinin yani bir takım bilgilerin inmesi bir takım kanallar aracılığıyla olmaktadır. O kanallar daha güçlü enerjileri olan, daha hızlı bağlanma kapasiteleri olan varlıklardır. Ama mesela Edward Kelly buna 5 yıl çok zor dayanmış. Son 2 yıl hep yan çizmeye çalışmış. Simyacılık yapmaya çalışmış. Edward Kelly bir şey buluyor, küreler buluyor, felsefe taşının parçalarını buluyor aslında. Dee'yle buluşmaları da böyle zaten. John Dee'yle buluşmaları böyle. Farklı olduğu için Edward Kenney'i istiyor ve merak ediyor aslında felsefe taşını parçalarıyla kullanıp onlarla bağlanabilir miyiz diye bir şeyde hareket ediyor John Dee en başında. Ama son 2 senesinde Kelly artık çalışmak istemiyor. Çünkü bunu yapmak son derece zor bir şey. Bağlanmak, o enerjiyle sürekli bir hayat idare ettirmek çok zor. Sonra araları bozuluyor. Çünkü melekler onlara bazı şeyleri artık doğru vermemeye başlıyorlar. Bir yanlış anlamaya başlıyor, bir rekabete mi giriyorlar? O konuda çeşitli rivayetler var. Fakat enerji bozuluyor ve ayrılıyorlar. Ayrıldıktan sonra da ikisinin de sonları çok iyi olmuyor. Yani onu demek istiyorum. Bu işlerle uğraşmak öyle kolay bir iş değil yani. Hani bağlantı kurdum, şöyle yaptım, böyle yaptım. Bunlar zor şeyler. Hayatınız alt üst olabilir. Evet, yani merak, herkes çok merak ediyor bazı şeyleri. Bir bilim adamı gibi araştırmanızı öneriyorum. Yani araştırmak da istiyoruz. Dünyanın insanı ihtiraslar için bunları kullanmak zaten çok büyük günah. Evet. Hem binah hem büyü demek birinin programına müdahale etme yetkisini kendinde görüyorsun demek. Aslında şirk koşuyorsun ve yetki sınırlarını aşıyorsun. Bunun çok büyük cezası vardır. Bilgiyi saklamanın çok büyük cezası vardır. Temiz bilgiyi dışarıya vermemek, onu işte kendi çıkarına kullanma. İki tür insan vardır zaten. Biri kendine hizmet eder, biri başkasına, insanlığa hizmet eder. Kendine hizmet etmenin cezası vardır. Yani spiritüel dünya düzgün çalıştığın zaman çok güzel çalışır. Ama bunu kötüye kullanmaya başladığın zaman cezanı keserler. Böyle bir dünya dışı. Enochian dilinde çok fazla yani bilgi var. Her yerde çok fazla. Zaten biz bilgi çağında yaşıyoruz. Bilgisiz kalmak bu çağda bir tercihtir sadece. Yani her yerde bilgi var. Peki o bilginin enerjisi var mı? Ya da o bilgiyi ben nereye kullanacağım? Bu önemli. Şeye geri dönecek olursak 2400 harf, bir kocaman bir matrix ve çok çeşitli tablolar var. Her celsenin çıkan harflerini bir kitaplaştırıyorlar. Yani celse notları yapıyorlar. Sonra bu celse notları bir kısmı kaybolmakla beraber işte 1888 yılında kurulan Altın Şafak ve Hermetik Öğretiler Örgütü'ne geçiyor, onların eline geçiyor. Ve bu hani aydınlanma yolu dediğimiz örgütler aslında yine kiliseye karşı bir aydınlanma hareketi yapıyorlar. Ve bütün bu kadim kitapları topluyorlar aslında. Mesela Etiyopya'ya gidiyorlar, orada Enoch'un kitabının işte birkaç cildi bu bozulmadan durduğunu işte 3 cilt bulabiliyorlar aslında daha fazla. Bulabiliyorlar. İşte insanlık nasıl yok edildi onu öğreniyorlar. Tufanda mesela düşmüş melekler bilgiyi yozlaştığında. Kitapların içinde çünkü eski dünyanın bilgileri var değil mi? Bilgileri de var. Hem seninle bir program yapmıştık. Bu Cegi Dağı'ndaki hologram tabletler. Oradan da elde edilmiş. İzlemeyenler izlesin, oldukça kıymetli bir çalışma. Çok. Kadim bilgilerin saklandığı arşivler. Şimdi zaten bu arşivler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Onların başında da herhalde bu tür okült cemiyetlerin yanı sıra kilise, yani Vatikan'ın da toplamış olduğu kitaplar var değil tabii mi? Vatikan'ın mahzenlerinde de bunun gibi onlarca kitap var. Muhakkak ki, muhakkak ki. Çünkü şöyle bir şey, bir bilgiye sahip çıkma güdüsü var. Tamam mı? Hani o tür kurumlarda örgütler olabilir, işte bu aydınlanma örgütleri, hermetik örgütler. Vatikan'da sonra onlara cevaben, yani onlar topluyorlar ilk hani bir süre kalıyorlar aslında. Bir süre.
Evet. Bir onun eline geçiyor, bir öbürünün eline geçiyor. O kitaplar çok değerli. Çünkü neden? Göklerle artık irtibat kurmak çok zor. Yani bir birey gerçek anlamda göklerle irtibat kurabiliyor mu, kuramıyor mu? Herkes kurduğunu iddia ediyor. Gerçekten çok zor bir şey. Enerjisel olarak çok zor. Hayatta başına gelebilecek şeylerle ilgili de bunu göğüslemek de çok zor. O yüzden özellikle kanalık yapan dostlar bu konuda çok zorlanıyorlar bu dönemlerde. Çünkü temiz bilgiyi almak gerçekten çok kolay değil. O yüzden işte böyle mekanizmalar kullanmışlar. Mesela 16. yüzyıl diyoruz ama 1580'lerde sanıyorum birazcık bunların hareketlenme dönemi. O dönemde mesela Papa şu anda kullandığımız Gregorian takvimini yapıyor. Vergi almak için. Yani zamanın ruhunu hiç anlatmayan bir takvim, Gregorian takvim. Ve bizi kadim zaman ruhundan kopartıyor. Bizim kolektif bilinçaltımıza vurulan darbelerden bir tanesidir. Zaman algımızın değişmesi. İşte ek aylar koyuyorlar zamanda hiç olmayan. Ve biz şu anda frekans bozuklukları, işte enerjinin düzgün korunamayışı, ne bileyim işte dediğin gibi kitapların saklı kalması, hiç kimseyle paylaşılmaması. Kilisede kimse okumasın diye saklıyor zaten. Tabii ki. Zaten ilk din, hani kilisenin ilk hali, orta çağdaki hali biliyorsun, kitapları sadece ruhban sınıfı okuyabiliyor. Halk okuyamıyor. İbranilerde de bazen hani kadınlar okuyamıyor mesela. Hani sınırlamalar var okumakla ilgili. Onun için Kur'an'ın ilk hani ikra diye başlaması, oku diye başlaması aslında insanlar yedi. Ama insanlık almadı bu hediye, hayır almadı. Dolayısıyla insanları yetiştirdi, evet dinler bir yere kadar getirdi ama bundan sonra da başka şeyler de gerekiyor. Bitmiyor yani insanlığın yolculuğu, insanlığın bilinçlenmesi ve vicdan sahibi olması lazım. Hani Enochian dili gibi kadim dilleri kullanılabilmesi için bunları anlayabilecek bir insan yapısı gerekiyor. Yoksa o diller buraya inmez. Mesela Enochian dili insanların rüyalarına girmek için de kullanılıyor. Yani böyle değişik boyutlar arası kapılar açabilen bir dil. Rüya, astral plan gidişleri bunları yapabiliyor. Ve zihin kontrolü aslında, zihin kontrolünün bence başlangıç şey, ataları aslında bu düşünce. Çünkü dediğim gibi bir gücü ele geçiren onu kullanmak istiyor kendi çıkarı için. Sonra Enochian dili boyutlar arası olan geçişlerde, yolculuklarda diyelim, bazı varlıkları davet etmek için de kullanılıyor. Bu da çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli. Yani burası çünkü korunan bir dünyadır. İnsanlık dışarıya karşı korunmaktadır göksel güçler. Tabii ki yani bir okul yetiştirme planı olarak kimsenin buraya dokunulması için, müdahale etmemesi için korunmaktadır. Sen ona böyle bir takım şeyler açarsan, kapılar açarsan arka kapılar, maalesef insanlığı da tehlikeye atmış olursun. Bu da çok istenmeyen bir durum olsa gerek. Yani metafizik olayları, güçleri kötüye kullanan bir takım insanlar, varlıklar, kuruluşlar yok. Bunlar kötü hedefleri olan bir takım. Var tabii. Kendilerine hizmet. Onu özellikle onları kullanabilirler. Yani, öyle mi? Tabii ki. Tabii ki. Enochian dili kullanılır, başka şeyler kullanılır. Yani bir sürü ele geçirdikleri bilgi setleri var. Onun için bilgiyi özgürleştirmemiz gerekiyor. Şimdi Enochian dili dedik birazcık hani meleklerin dili olduğu iddiası var. Nereye dayanıyor bu? Raziel'in Kutsal Bilgi kitabına dayanıyor. Bu kitapta anahtarlar verilmiş, görevli kadroların ne yapacağı tanımlanmış, sembollere saklanmış sonra birçok bilgi. Ve işte ilk defa Adem ile Havva'ya verildiği söyleniyor. Niye? Çünkü cennetten dünyaya görev için geliyorlar. Sonra bu kitabın Metatron biliyorsunuz o da bir görevli. Dünya planında çok görev yapmış bir melek diyelim, görevli diyelim. Metatron'un eline geçiyor. Sonra Nuh'un eline geçiyor. Nuh biliyorsunuz Enok'un torunu yani boşuna değil o secereden geçiyor. Daha sonra da Hazreti Süleyman'ın eline geçer. Ve aslında Hazreti Süleyman bu bilgileri kendisi de günceller. Yeni bir kitap yazar.
sembollerin mesela işte bilirsiniz yüzüğü vardır Hazreti Süleyman'ın. Belli bir gücü vardır o yüzüğün. O yüzüğün gücünün bu tür majilerle olduğunu söylerler. Yani bu yüzük Erifken alfabesiyle kodlanmış. Evet, aslında orijinali Enochian alfabesinin öncesinde Raziel'in alfabesi. Yani göksel bir alfabe. Görevli kadrodur zaten melekler. Hani melekler kanatları olan, işte uçup oraya buraya kullanan varlıklar değildir. Yani göksel... Bir objeleri ya tılsımlı hale getirmek tabii, için kullanılan bir... Tabii. Gücü odaklamak için. Sonuçta o güçle istediklerini yerine getirebiliyorsun. Maji kullanıyorsun. Yani onun için objeler çok değerli. Bunları oluşturmuşlar. Hazreti Süleyman'ı biliyorsun çok meşhurdur yani güçleri, boyutlar arası geçişler yapar, mekan değiştirir, astralde çalışmalar yapar, hayvanlarla konuşur değil mi? Böyle biliyoruz. Bütün bunların temelinde Enochian dili var, onun da temelinde Raziel'in kitabı var. Tüm diller tek bir dilden çıkmıştır. Bu da göklerin dilidir. Aslında insanlara bu dili öğrettiler. Raziel'in kitabıyla, Adem'le beraber. İşte her şeyin bir ismi oldu. Her eşyanın, her davranış biçiminin, her ifade gittikçe süptilleşti, daha ilerledi, bilinç ilerledikçe. Ve sonunda insanlık, düşmüş meleklerin de tabii devreye girmesiyle, hani yoldan çıkarılmış olan insanlık, bir yok oluş zinciri yaşadı. Mesela tufan yaşadı. Nuh'un hani varlıkları kurtardığı tufandan bahsediyorum. Ama başka yok oluşlar da yaşadı. Mesela Babil döneminde o kulenin yıkılışı, insanların dillerinin birbirinden ayrıştığı, Metatron bombasının kullanıldığı, yani şu andaki çöllerin yerinde yemyeşil harika cennetler varken şu anda çöl var. Yani çöle baktığınız zaman ne? Silisyum, kum. Yok, hiçbir şey yok. Yani eski şeyin yok edilip şimdiki çöller haline dönmesi. Tabii dünyanın sonunu getirmek isteyen bir gruplar da söz konusu olduğu için şimdi dünyanın nüfusunu indirelim, dünya sonunu getirelim, tarihi kıyameti zorlayalım. Böyle söylemler çok var ne yazık ki bu kapanış döneminde. Onun için insanlığın aklını başına toplaması gerekiyor. Bilincini derhal hızlıca yükseltmesi gerekiyor. Temiz bilgiye ulaşması gerekiyor. Ve her şeyden önce öz gücünü yükseltmesi gerekiyor. Bütün bunları yapmazsa zaten kendi varlığına sahip çıkmamış olacak. Varlığına sahip çıkmayan bir insanlıktan göklerin programlarını devreye almayı bekleyemeyiz. Ben hep söylerim, bu bilgi çağında ne yazık ki ego savaşları devreye giriyor. Çünkü birisi diyor ki benim bilgim senin bilginden üstün. Öbürü diyor ki hayır, senin bilgin yanlış. Böyle bir dönemdeyiz ne yazık ki. Çok bilgi karmaşası var. Bir yandan da çok büyük arayışlar var. Konuşuyor muyduk bundan bir 20 yıl önce Enochian dilini konuşmuyorduk. Şimdi işte kadim bilgilere olan bir merak var. Çünkü insanlar şunu soruyor. Ya sonra? Peki bundan sonra? Peki daha sonra? Ne var? Bunun arkasında ne var? Bunu soruyor herkes. İşte bu da temiz niyetle bir yolda yürümeyi gerektiriyor. Ego değil, eko olması. Yani bir ekosistem yaratmak insanlık için ekosistemlerinden uzaklaşmak gerekiyor. Onun için ben herkese bunu tavsiye ediyorum. Aslında bütün kadim bilgileri aynı şeyi söylerken görüyoruz. Yani iyi ol, iyilik yap, birleş. İşte sendeki eksik parçayı başka bir kardeşinle tamamla. Beraber bu yolda el ele yürü. Bunları söylemiş. Fakat biz ne yapmışız? Bilgi yanlış yerlerde. Yanlış yerlere doğru gitmiş. İyi insanlar, kötü insanlar, işte kendine hizmet edenler, başkalarına hizmet edenler, hep bir bölünme, hep bir ayrışmaya gidilmiş. Bunu yani bilgi iyi insanın elinde iyiliğe, kötü evet. insanın elinde kötülüğe hizmet eder. O dahi kabul edilebilir. Neden diyeceksin? Bilginin kendine saklanması.
ve dışarıya karşı bilginin bozulup verilmesi, tıpkı hani var ya frekanslarla, müziklerle insanlığı manipüle etmek ama gerçek bilgiyi kendine saklamak. Dolayısıyla kendini güçlendirirken başkalarını güçsüzleştirmek. Şu anda bu program devrede maalesef. Ama bu program unutmasınlar ki hani yukarıda büyük bir mekanizma var, büyük bir güç var. İlahi plan var. Zannetmesinler ki bu yaptıkları görülmüyor. Öyle mi görülüyor ki? Ama herkesin yaptığı da yanına kar kalmıyor. Kalmaz. Bir gün hesabı soruyor. Hiçbir zaman kalmaz. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Eklemek istediğin bir şey var mı? Ben her zamanki gibi şunu söylemek isterim. Bilinç ve vicdan bizi kurtaracak. Bunların peşine düşelim. Bilginin de tabii peşine düşelim. Temiz bilginin, kirlenmemiş bilginin. İşte peki nasıl anlayacağız hocam bu bilgiyi diyorlar. Ben de diyorum ki sizi bir şey rahatsız ediyorsa orada bir şey var demektir. İçinizin sesini bilmeyi yeter. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Evet, Enochian alfabesini, Enochian dilini konuştuk. Meleklerin dili denilen bu mistik iletişim aracının ne olduğunu, ne işe yaradığını konuştuk. Nihayetinde iyilerin elinde iyilik, kötülerin elinde kötülük için kullanılan önemli kadın bir bilgi bize Elif Ergöz anlattı. Sağ olsun, var olsun. Sizler de bize zaman ayırdınız, bizi izlediniz. Hepiniz sağ olun, hoşça kalın.